Dedelerinden, babalarından iyi bir ülke bırakan nesiller olarak iftar etmek zorunda. Onları o şekilde değerlendiriyor. Ülke hepimizin, gidecek başka bir yerimiz yok. Ülkenin iyi olmasını hepimiz istiyoruz. Hepsini değil, tüm Türkiye'de siyaset kendini yenilesin, temiz bir siyaset olsun. Artık o eski birbirlerine çamur atma dönemleri gitsin, temiz bir sayfa açılsın. Bizim bugünü kurtarmak değil, yarının gençlerini, çocuklarını, annelerini, yaşlılarını kurtarmak için ödemiyoruz. Onlara dönük altyapıyı, onlara dönük sosyal hayatı hedefleyeceğiz. Fiziki mekanları sadece yapmak hedefimiz değil. Evet, fiziki mekanları yapacağız ama o fiziki mekanları kullanması gerektiğini, o fiziki mekanlardan ne elde etmesi gerektiği duygusunu da onlara kazandıracağız. Yani sosyal belediyeciliğin gerektirdiği bütün enstrümanları onlara aktarmaya çalışacağız. Çünkü eğer fiziki anlamda bir salon yapıyorsunuz, örnek veriyorum 10 bin nüfuslu bir yerde bir salon yapıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki günün 3'te 2'si boş geçiyor. Salonlar var ama kullanılıyor mu? Hayır. Verimli kullanılıyor mu? Hayır. O zaman salon yaptım demek için salon yapmak hedefimiz olmayacak. O salonu yapmakla birlikte o salonun 24 saat mümkünse kullanılabilir olacak şekilde programlamasını ana hedef olarak koyacağız inşallah. Biz sonuçta proje insanıyız ve toplumun içinde yaşayan, toplumun hislerini, duygularını bilen bir ekibiz inşallah. Tüm duygulara, düşüncelere dokunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız gönül belediyeciliği devresini başlatmış oldu bu dönemin adı o. O yüzden bütün kalpler bizim ulaşmaktaki hedefimiz. Sağlıklı anneler, mutlu yuvalar diye bir de dernek kurdular. Gebze bölgesinde 17 bin anne spor yapıyor. Spor salonları spor salonları yapıyor. Spor salonlarda ayrıca şeyler var. Psikologlar var, diyetisyenler var, fizyoterapistler var. Gidiyor, hiçbir kuruş harcamadan bütün destekleri alıyor. Ne olur? Anne sağlıklıysa nesiller de sağlıklı yetişiyor. Anne sağlıklıysa evde huzur oluyor. Ben birçok şeylere şahit oldum. Diyor ki ben ilaç kullanmıyordum. Depresyon ilacı attım diyor. Huzur buldum, rahatım diyor. Bak, spor olma da önemli. O yüzden inşallah başkanımın dediği gibi hani spor sahaları, salonları inşallah teşviklerle beraber onları nasıl doldurabiliriz? Sosyal belediyecinin bir anlamda yapması gereken de bu olacak.